Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, genel olarak arkadaşlar Terra Classic'in daha doğrusu LUNC'un e, manipülatif olduğu yönünde e, görüşler ve yorumlar geliyor. Bu tarz yorumlar aslında e, altcoinlerin hemen hemen tamamında belli kesim tarafından e, çoğunlukla yapılıyor. LUNC'da da tabii etkin genelde de aslında Vitalik Buterin söylemlerinden bahsediyorlar. Fakat Vitalik Buterin onu Lunc için değil, Luna için yani yeni coin için söylemişti. Terra için yani Terra Classic'in coin'i için söylememişti. Nitekim Luna da manipülatif mi? Evet manipülatif. Çünkü çok ciddi halde manuel hareketler yaptığı Oldu arkadaşlar ve bunların da aslında manuel hareket olduğu da çok bariz ve belliydi. Lunc üzerindeki genel durum Manipülatif olmaktan ziyade aslında genel pazarlama stratejisine dayanıyor. Nitekim e, eski ekiple yeni ekip e, bir değil onu söylemek lazım. E, genel olarak tabii ki ortalama yükseltmeler vesaire e, ana kalkış zamanına denk getiriliyor. Ve devamında geçmiş projelerden ne yapılıyor arkadaşlar? E, yeniden verilerek aslında duyurularak pump hareketleri sağlanıyor. Fakat bunu bizzatı. Vitalik Buterin'in kendisi merge için yapmıştı, tuttu mu tutmadı. Ancak örneğin Cardano yaptı, Shiba yapıyor hala Shibarium açısından. Dolayısıyla bu manipülatif olduğunu da göstermeyecektir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese, Hoşça kalın.